Yaptığın tercih sonun da olabilir, başlangıcın da. Bunu asla bilemezsin. Bizimle geliyorsun. Gidelim. Eğer korku hakimse tercihine, kör olursun. Tercihlerin seni ölüme götürüyorsa, bu sadece senin suçun olur. Çünkü duyguların seni avucunun içine almıştır artık. Ailenin zaafın olursa ölürsün. Islığı duydun mu? Kadir Adalı. Sensin değil mi? O kadın. Zeynep. Kaderin uğruna şarkılar söylediği, meşaleler yaktığı, unutamadığı kadın. O sensin. (Gülüyor)
Kadir. Kadir kalk hadi kalk. Donmuşum kalk. Ne oldu? Ne oldu? Ya meczup gibi kalmışız burada. Statta uyumuşuz. Hadi kalk. Bulundum kalk. Nereye gidiyoruz? Bak bizi ısıtacak bir şey var. Onun yerini ben biliyorum. Sen takip et beni. Hadi gel. Ya hadi kalk. Abi toparlayamıyorum kendimi. Benim beynim cacık gibi olmuş ya. Of. Toparlayamazsın tabii. Ya arkadaş bu ne aşkmış ya, bu ne sevdaymış ya. Anlattın mı? Anlatmadın. Yaşadın. Yaşattın. Neydi adı? Zeynep. Ulan öyle bir anlattın ki kızı. Sadece ben değil, bütün İstanbul biliyor aşkınızı. Lan aşk uğruna burada ne meşaleler yakıldı, ne şarkılar söylendi, ha? Ne marşlar çalındı. Aşık. Aşık Kadir. Hadi gel hadi aşık Kadir, gel. Mahvettin beni, gel. Çenemi... Eyvallah. Bak buranın çorbası ölüyü bile diriltir. Bir gün beni ararsan bil ki buradayım. Bu çorbacıdayım. Ben dün gece sana neler anlattım hatırlamıyorum. Ya sen hala orada mısın? Geç. Geçemiyorum işte. Ben öyle herkese kolay kolay anlatamam öyle şeyleri. Bana anlattın tamam. Benden çıkmaz merak etme. Eyvallah. Bir tek Zeynep mi vardı? Başkası olmadı mı? Olmadı yok. Zaten 3 tane kadın vardı hayatımda. Bir tanesi annem. Hiç onun suratını bile görmedim. İkincisi Zeynep, üçüncüsü de... işte beraber büyüdüğümüz Aslı. Bunlardan ikisi beni terk edip gitti. İşte bir tek Aslı kaldı, o da... arkadaşlığımızın hatırına hala dayanıyor işte, katlanıyor bana. En çok hangisine gidişi koydun? Hoppala, dayı sen iyice Gücün ablayı bağladın ha. Ya Mavra yapma, sordum işte. Zeynep'in gidişi koydu en çok. Annemi tanımıyorum ki yani, yüzünü bile bilmiyorum kadın. Yani nasıl bakar, nasıl güler veya nasıl sever ya da seviyor mu sevmiyor mu onu da bildiğimiz yok yani. Anladın mı? Annem benim için böyle boş bir kovan gibi. Yani böyle boşu elimde ama işte dolusu nerede onu bilmiyorum. Zeynep de kafama sıktı. O mermi de beynimde işte. Arada Zeynep'i unuttuğum zaman da o beynin içindeki mermi böyle kıpırdar durur. Kıpırdadıktan sonra da kötü hasar verir. Ya nasıl iş ya? Yani bir adam
bir kadın nasıl bu kadar sever ki? Ben onu bilemiyorum. Ama bak, sen bu Zeynep'ten bahsederken Sayko'ya bağlıyorsun. Yani sen ne kadar gizlemeye çalışırsan çalış, belli oluyor. Peki, tamam. Şimdi diyelim telefonun çaldı. Zeynep arıyor. Diyor ki, Kadir, Kadir gel diyor, gel yardım et bana diyor. Gider misin? Giderim. Öleceksin, yine de gider misin? Giderim. Ya öleceğini bile bile gidersin. Kardeş, giderim dedim. Anla işte, giderim. Sorun bitti mi? Bitti. Yemeğimi yiyeyim mi? Beğenim, soğutma. Senin için gözü kapalı ölüme giderim demişti. Kadir'den bahsediyorum. Tanıdığım kimsenin adını senden duymak istemiyorum. Niye? Çok mu canın yanıyor? Gerçekten seni parçalayayım, duydun mu? Kızım nerede? Aylin nerede? Seni gebertirim. Aylin nerede? Kızım, bir başka sevdiğin. Sana Aylin'i göster dedim. Evde kızını aldığım kadınla şimdi karşımda duran kadın arasında bayağı fark var. Artık korkmuyorsun. Doğru mu? Ben orayı çoktan geçtim. Yalnız hatırlatırım. Ben hala aynı adamım. Kendin bulursun herhalde. Aylin! 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 Aylin!
iyi misin? Sana bir şey yaptılar mı? İyiyim anne. Hiçbir şey olmadı ki bana. Sadece seni çok özledim. Ben de çok özledim çok. Bazen de korktum. Sakın korkma anneciğim, tamam mı? Sakın korkma. Seni de alıp buradan gideceğim. Evimize mi? Evimize anneciğim. Evet. Yazıyor musun tutanağa? Ben söyleyeyim sana ne yazacağını. Maktul yaklaşık 700-800 metreden uzun namlulu tüfekle infaz edilmiştir. Yazdın mı? Yazıyorum Veli. Ben senin sonunu yazıyorum. Maktul Veli Cevher. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla başkomiser Kadir Adalı tarafından feci şekilde gebertilmiştir. Nasıl son? Ha? Çok sıkıcısın. Hadi gel güzel şeylerden bahsedelim. Mesela Zeynep'ten. Bir defasında sormuştum sana, hatırlıyor musun? Bir insan bir kadını nasıl bu kadar çok sever diye. Galiba anladım. Fena çarpıyor oğlum bu. Saykoya bağlatır. Aklını alır. Bak dayı, ne onun ne de Aylin'in tırnağına, kılına zarar gelsin. Senin derini yüzerim. Oh, sıkıldım. Küçük bir işim var, kapatıyorum. Beni bekliyor. Dokunma lan onlara! Bana! Veli! Senin ceset torbasına kendi ellerimle koyacağım. Duydun mu? Seni ceset torbasına kendi ellerimle koyacağım. Hatırladın mı bu kaza? Evet. Ben beğenmiştim değil mi? Evet anneciğim, sen beğenmiştin. Çok iyi bunda. Aylin'cim. Şimdi ben seni buradan götüreceğim ama beni burada birazcık daha bekleyeceksin, tamam mı? Azıcık daha beni bekleyeceksin. Beni burada bırakmayacaksın değil mi? Hayır anneciğim, bırakmayacağım ben seni burada, merak etme. Sadece ne olursa olsun, ne duyarsan duy, sakın arkana bakma, tamam mı? Aferin sana. Kadını getir. Tamam abi.